Kuzey Kore'nin yüce lideri Kim Jong-un'un 100'den fazla arabası, özel bir jeti ve 7 milyon dolarlık lüks bir yatı var. Dünyanın en zengin liderlerinden biri olarak serveti elbette bu kadarla sınırlı kalmıyor. Çoğu dünya çapında gizli yerlerde bulunan yaklaşık 20 sarayı daha var. Peki Kim Jong-un ailesinin diğer gizli servet ve varlıklarını merak ediyor musunuz? Eğer cevabınız evetse videomuzu izlemeye devam edin. Öncelikle Kim Jong-un'un ve Kuzey Kore'deki Kim ailesinin serveti hakkında kesin ve doğrulanabilir bilgiler bulmak zor. Çünkü Kuzey Kore son derece kapalı ve izole bir ülke olarak yönetiliyor. Ancak bazı tahminler ve raporlar mevcut. İşte bazı ayrıntılar. Kim Jong-un ve ailesinin toplam serveti hakkında bazı tahminler var. Bu tahminler genellikle 5 milyarla 10 milyar dolar arasında değişiyor. Kim ailesinin serveti büyük ölçüde devletin kontrolü altındaki kaynaklardan ve yasa dışı faaliyetlerden geliyor. Bu kaynaklar arasında devlet fonları yer alıyor. Kim ailesi devletin kontrolündeki şirketler ve fonlar aracılığıyla büyük bir serveti yönetiyor. Aynı zamanda altın ve doğal kaynaklar da ailenin en önemli zenginlik kaynaklarından. Kuzey Kore önemli miktarda altın ve diğer değerli madenlere sahip ve bu kaynaklar Kim ailesinin zenginliğine katkıda bulunuyor. Son olarak yasa dışı faaliyetler Kim ailesinin zenginlik kaynaklarından. Kaçakçılık, sahtecilik, uyuşturucu ticareti ve siber suçlar gibi yasa dışı faaliyetlerden de gelir elde edildiği rapor edilmiş. Bunların dışında Kim ailesinin yurt dışında gizli banka hesapları ve yatırımları olduğu iddia ediliyor. Bu hesaplar genellikle Çin ve İsviçre'de. Özetleyecek olursak, Kim ailesinin serveti büyük ölçüde devletin kaynaklarının özel amaçlar için kullanılmasıyla elde edilmiş. Kuzey Kore'deki siyasi ve askeri elitler Kim ailesinin zenginliğini korumak ve artırmak için çalışıyor da diyebiliriz. Kuzey Kore'de yaşayan sıradan vatandaşlar Kim ailesinin sahip olduğu bu servetten faydalanamıyorlar ve büyük çoğunluk ciddi ekonomik zorluklar yaşıyorlar. Peki bu serveti nasıl harcıyorlar? Lüks yaşam tarzlarıyla dikkat çeken Kim Jong-un ve ailesinin özel yatları, lüks arabaları ve özel uçakları olduğu biliniyor. Ayrıca aile üyeleri genellikle lüks mal ve hizmetlere erişim sağlıyor. Mesela Kim ve ailesi diğer milyarderler gibi servetini pahalı arabalar, marka saatler, milyar dolarlık kürkler ve daha birçok lüks için harcıyor. Kim'in lüks ve pahalı otomobillerden oluşan bir araba koleksiyonu olduğu biliniyor. Böylesine zengin ve lükse düşkün birinin özel jeti olmadığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. 2018 yılında Kim Jong-un Trump'la buluşmak için Singapur'a gitmişti. Bu yolculukta ise Kim, Ilyushin IL-62M model bir uçak kullandı. Bu uçağın yanı sıra Kim'in IL-76 model bir jeti de var. Ülke içinde ve dışında seyahatlerini Kim bu özel uçaklarıyla gerçekleştiriyor. Kim'in bir de özel treni var. 20'den fazla vagonuyla tren, mercan pembesi deri kanepelerle kaplı bir salona, modern ve tamamen beyaz bir konferans salonuna, uydu televizyonuyla donatılmış bir ofis ve en iyi lezzetleri barındıran bir mutfağa sahip. Kim'in kişisel mobil banyosu trenin içerisinde yer alıyor. Taze ıstakozlar, yıllanmış şaraplar ve çekici kadın görevli ve garsonlarla dolu olan tren, Kim'in yolculuğunu kusursuz hale getirmek için bir araya geliyor. Sınırsız eğlence ise Kim Jong-un'un vazgeçilmezlerinden. Öyle ki Kim'in parti adası olarak adlandırdığı bir adası bile var. Kuzey Kore'nin diktatör lideri burayı gerçek bir eğlence adası haline getirmiş. Adanın kıyısında 7 milyon dolarlık lüks yat ve çok sayıda şişme botlar yer alıyor. Bunların yanı sıra devasa bir su parkı, Luna Park ve futbol sahası mevcut. Kim burada günlerce süren partiler veriyor. Elbette bu partilerin olmazsa olmazı olan güzel kadınlar da burada Kim ve arkadaşları için hazır bulunuyor. Kim'in sofrasındansa havyar ve ıstakoz asla eksik olmuyor. Bunun yanında İsviçre'ye özgü emmental peynirini, suşiyi, köpek balığı yüzgeci çorbasını, kırmızı eti çok seviyor. Yediğinden içtiğinden asla tasarruf etmeyen Kuzey Kore liderinin servetini harcadığı bir başka şey de pahalı içkiler. Kim Jong-un'un favori içkilerinin viski ve konyak olduğu biliniyor. Bu yüzden de dünyanın dört bir yanından Kim için pahalı içkiler ithalat ediliyor. Şampanyaları da çok seven Kim, dünyanın en özel şampanyalarını seçip ülkeye getirtiyor.
Bir oturuşta iki şişe pahalı şampanya içtiği bilinen Kim'in yılda yaklaşık 30 milyon doları sadece konyaklar için harcadığı söyleniyor. Bu pahalı konyaklarsa Kim'in sadece özel misafirleri geldiğinde içiliyor. Tek bir şişesi 6 bin doları bulan Hennessy marka konyaklar Kim'in favorileri arasında. Snake Wine olarak bilinen özel şarapları da tercih eden Kim, alkole oldukça düşkün bir lider. Güvenliğine büyük önem veren Kim Jong-un bunun için de çok para harcıyor. Zırhlı bir otomobili olan Kim'in ayrıca oldukça iddialı bir koruma ordusu var. Kim, korumalarının işini düzgün yapmaları için öncesinde alacakları eğitime de büyük önem veriyor. Bunun için diktatör lider, dövüş sanatları eğitimine servetini harcıyor. 40 yaşındaki liderin zırhlı lüks otomobili de bulunuyor. Kim, trenini ise Rusya, Çin ve Vietnam'ı, ayrıca bazıları yer altında bulunan komuta merkezlerini ve sarayları ziyaret etmek için kullanmış. Bu uzun yolculuklar sırasında Kim, mükemmelleştirilmiş güvenlik önlemleri alıyor. Hatlar trafikten ve tüm araçlardan temizleniyor ve trenin varış noktasıyla ilgili bilgiler sadece birkaç görevliyle sınırlı kalıyor. Tüm bu ihtişama ve zenginliğe karşılık Kuzey Kore vatandaşlarının çoğunluğu açlık ve sefalet içinde yaşıyor. Aslında Kim Jong-un için dünyadaki son eski moda despotlardan biri diyebiliriz. Dünyanın en gizemli ve tuhaf ülkesi olarak bilinen Kuzey Kore'de ordu her yerde, internet yok, fast food yok, fotoğrafa izin yok ve sayısız tuhaf yasak Kuzey Kore halkının hayatını izole ediyor. Buna bir de yoksulluk ekleniyor. Ama tüm bunlar Kim Jong-un'un krallar gibi yaşamasına engel değil. Kim Jong-un'un ve ailesinin serveti ve ultra lüks hayatı işte böyle. Peki siz Kim Jong-un'un harcamaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Ülkesindeki milyonlarca insan açlık sınırında yaşarken Kim'in lüks bir hayat yaşaması sizce doğru mu? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.